meselesine nasıl baktık diye bir konuşma hazırlıyordum. Fakat bir ara aklıma başka şeyler de geldi. Acaba 60 yıl sonra bu olaya nasıl bakacağız diye düşünmeye başladım. Ve konuşmamın başlığı da dolayısıyla mübadeleden 150 yıl sonra oldu. Şimdi bu bir kehanet değil, öngörü bile değil. Bu bir hayal çabası, hayal oyunu gibi bir görün. Şimdi konuşmam 3 bölümden oluşacak. Önce bu mübadele dönemini kısaca ele alacağım. Sonra bugünden söz edeceğim. Sonra da gelecekten söz edeceğim. Şimdi bu mübadele tarihi açıdan bakarsak modern dönemin bir uygulamasıdır. Millilikle, milliyetçilikle ve milli devlet kurmakla ilgili bir çalışma, bir aşama, bir prosedür. Aslında bu 3 aşamalı olmuştur. Önce bizden sayılmayanlar kaçırılmıştır. Korkutularak, tehdit edilerek, baskı altındadır. Sonra resmen iki devlet anlaşarak bir mübadele, yani resmi bir anlaşmayla bir nüfus mübadelesi yapmışlar. Üçüncü aşaması da vardır. Bu mübadeleye dahil edilmemiş azınlıklar ondan sonra yine baskılar altında kalmıştır. Ve Yunanistan'da, Türkiye'de de kaçırılmaya çalışılmıştır ve başarılı da olmuşlardır bir derecede. Şimdi bu çalışmanın amacı ulus devlet kurmak, yani aynı türden insanların bir devlet içinde yaşayacakları bir devlet türüdür bu. Bu bir bütün dünyada yaşanan bütün milli devletlerin çabası olarak yaşadık. Bunu bütün dünya çapında bunu gördük. Yani bu Türkiye ve Yunanistan'da ilgili bir olay değil, bitmemişti. Hala bu yönde çabalar yapılmaktadır. Etrafımızda görüyoruz. Ulus devlet kurma çabaları olmaktadır ve bu tür insanlara uygulamaları da görüyoruz. Şimdi bunun tarihçesine bakınca, milli devlet tarihçesine bakınca farklı yorumlar var. Kimilerine göre bu 17. 18. yüzyılda yapılmıştır. Kimilerini daha eskilere götürürler. Kimilerine göre ekonomik gelişmeler çok önemlidir. Yani endüstri devrimi özellikle önemlidir. Kimilerine göre kültürel gelişmeler, aydınlanma olayı örneğin önemlidir denmiştir. Ama benim vurgulamak istediğim o değil. Vurgulamak istediğim belli bir dönemde, yani mübadelenin yapıldığı dönemlerde, ondan sonrasında da bu devlet türünün çok doğal karşılanmış olmasıdır. Yani insanların var olma biçimi olarak ulus devlet doğal sayılmıştır. Ve bu ulus devlet dışındaki öteki formasyonlar da anormal. Mesela imparatorluklar anormal, sömürgeler anormal, tefere devletler geçici bir çözüm olarak görülmüş. Temel bu ulus devlettir ve bununla ilişkili işte demokrasi, özgürlük, cumhuriyet gibi terimler kullanılmıştır. Ve bu insan ilişkileri de bunun üzerinde kurulmuştur. Umutlar ve beklentiler bu ulus devlet üzerinde kurulmuştur. Bu umut ve vizyon dediğim şey zamanla bir inanca dönüşmüştür. İnsanlar buna inanmıştır. Hatta bazı araştırmacılara göre buna etnografi, yani millete tapma derecesinde bir inanca dönüşmüştü. Öyle diyorlar etnografi milliyetçiliğe. Edebiyatta bunu pekiştirmiştir. Sanatlarda bunu bu devlete meşruiyet kazandırmışlardır. Nüfus mübadelesi böyle bir dünya görüşünün sonucudur. Bu o kadar öyle ki bütün dünya bu mübadeleyi onaylamıştır, doğal sayılmıştır, kabul etmiştir ve bundan da fazla rahatsızlık duymamıştır. İlginçtir, bu olaylarda mağdur olan insanlar bile bu yapılanları doğal karşılamıştır, kaçınılmaz demişler. Tamam kötü acı filan ama ne yapalım, kaçınılmaz demişlerdir. Yani bu anlayışın 3 ayağı var diyelim ve 3 aşaması. Önce hep böyle bir gelişme, bir devlet doğal sayılmıştır. İkincisi tek çözüm olarak görülmüştür. Üçüncüsü de bu devlet içinde türdeş insanların bir millet olarak yaşaması da doğal karşılanmıştır.
Birleşmiş Milletler'in ünlü lafı var, ilkesi vardır. Kendi, her halkın işte kendi kaderini tayin edecek filan. O anlayışın sunucu Birleşmiş Milletler'in ilkesi olarak da yaşanmış, hala vardır. Kendi yazımı okuyamıyorum, pardon. Şimdi özgür olmak, onurlu yaşamak için böyle bir devleti gerekli saymak çok doğal bir şeydir. Zaten bunlar yaşanırken de başka bir alternatif, başka bir öneri de yoktur. Mesela bir Avrupa Birliği önerisi daha gündemde bile değildir. Böyle bir konjonktürün sonucunda mübadele olmuştur. Bunun arkasında tabii derdimiz, sosyal derdimiz bir görüş de vardır. Yani biz olmaz, yani biz veya onlar ikimizden biri yaşayacak anlayışı çok egemendir. Bunun karşısında eğer bir arada yaşayalım, işte böyle zor kullanmayalım gibi söylenenlerde romantik sayılmıştır. Gerçekçi sayılmamıştır. Daha kötüsü giderek de buna vatan ihaneti, vatana ihanet bile gözüyle bakılmıştır. Şimdi bu geçmişte. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sorgulama aşamasındayız. Şimdi bu geçmişi sorguluyoruz. Sanıyorum bu toplantıda da zaten buna benzer şeyler duydum. İşte yazık oldu, yanlış oldu, işte acılar unutuluyor filan sorgulamalar başlamıştır. En önemlisi bu gelişmeleri artık doğal karşılamıyoruz. Sorguluyoruz. Üzerinde düşünüyoruz. Belki başka bir şey olabilirdi diyoruz. Tabii bu tesadüfi değil. Çünkü yeni araştırmalar, özellikle milli devlet, milliyetçilik üstünde yeni çalışmalar, özellikle 1960-1980'lerden sonra, yani aslında mesela Benedict Anderson'un Hayali Cemaatler kitabı mübadeleden tam 60 yıl sonra çıkmıştır, 1983'te. Bunlar milli devletin insanlığın doğal hali değil, bir tarihsel gelişim sonucu, bir konjonktür olduğunu söylediler. Bu ne demektir? Bu ilelebet yaşayacaktır demek değildir. Başka formla, başka biçimlerde olabilir anlamında yeni bir anlayış gelmiştir ve bir dünyayı sarsmıştır, saçmıştır. Şimdi aslında yaptığımız milli paradigmayı sorgulamaktır bu. Milli paradigmayı sorgulamak demek, ondan kuşkulu olmak ama belki de paradigmayı terk etmenin ilk adımıdır. Şimdi bunun babası, bu paradigma lafının babası Thomas Kuhn'un dediğine göre paradigma şüpheyle karşılandığında yan teoriler oluşturulur ve onu korumak için yan teoriler sunulur. Yani bir direnç olur, hemen reddedilmez. Bu bir süreç, zaman alır. Sanıyorum şimdi bu sürecin içindeyiz biz insanlık olarak. Aşıldığını söyleyemeyiz. Yani sorgulanıyor ama aşılmamıştır. Milliyetçilik eleştirildiğinde karşı tarafın milliyetçiliği eleştirilmiştir. Diyelim ki İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda gelmiş olanlar Hitler'in milliyetçiliğini eleştirmiştir. Ama eleştirildiği zaman doğrudan milliyetçiliğin kendisine, yani bir teori olarak, bir ideoloji olarak kendisine yöneltilmemiştir. Bugüne kadar işte kesin olarak böyle bir şey olmamıştır. Genellikle bir sessizlik olmuştur. Özellikle söz konusu bizim şimdi konuştuğumuz müdahaleden sonra uzun bir süre bir sessizlik olmuştur. Bu konular hiç konuşulmamıştır. Edebiyatta bu konuda hiçbir şey bulamazsınız. Okul kitaplarında hiç yoktur. Tam bir sessizlik geçiştirilmiştir. Yunanistan'da biraz fazla konuşulmuştur. Edebiyata yansımıştır ama orada da bir kaçınılmazlık, bir felaket gibi, bir dünya felaketi gibi, yani bir yerde tebekkürle kabullenerek bazı şeyler söylenmiştir ve kaçınılmazlık anlayışıyla kabul edilmiştir. Aslında sorgulama dedikleri 1960-80 yıllarında oluyor ve bu sorgulama köklü ve temelli oluyor. Birkaç alanlara bakalım. Mesela uluslararası ilişkiler alanında artık nüfus mübadelesi suç sayılıyor. Böyle bir şey söylenmiyor. Söylenmesi işte ayıp sayılıyor, kötüleniyor. Böyle bir şey uluslararası ilişkilerde sözü bile edilmiyor.
Siyaset alanında da böyle, nüfus mübadelesi hiç kullanılmıyor, suç sayılıyor. Ama yaşansa bile nüfus mübadelesi denmiyor çünkü. Kötülenmiş bu nüfus mübadelesi. Mesela Kıbrıs'ta yaşadık 40 yıl önce. Kuzey Türk oldu, Güney Rum oldu. Ve o bu yapılırken aslında bir nüfus mübadelesi yaptı. Yani yukarıdan kovalanlar güneye, güneyden kovalanlar kuzeye gitti. Nüfus mübadelesiydi ama hiçbir zaman buna nüfus mübadelesi denmedi. Buna işte göç ettiler filan dediler. Çünkü artık nüfus mübadelesi sorgulanıyor, kabul edilecek bir şey değil. Ekonomik alanı çok daha enteresan. Sık sık öyle araştırmalar oluyor. Bu işten kim yararlı çıktı, kim zararlı çıktı gibi. Ki demek ki, yani bu düşüncenin arkasında şu var. Demek ki mübadele olunca yalnız kâr değil, zarar da olurmuş sorgulaması, kuşkusu, sorusu var. Hukuk alanında artık bu tür uygulamalar insan hakları ihlali, bazı halleri de soykırım sayılıyor. Edebiyat ve sanatta sonsuz örnekler var. Bu mübadeleyi sorgulayan, kötü gösteren, şüpheyle bakan, onun eksik yanlarını vurgulayan sonsuz örnekler var, biliyorsunuz zaten. Askeri ve güvenlik açısından önemini kaybetmişti mübadele. Zaten Yunanistan'la Türkiye arasında ikisi de NATO müttefiki. Kaldı ki savaşlar artık böyle halklarla falan olmuyor, uçaklarla oluyor, füzelerle oluyor, halkların pek rolü yok. Yani askeri açıdan nüfus mübadelesinin değeri herhalde bugün konuşulamaz. Kimlikler açısından bu da çok daha enteresan bir telaş var aslında. Biz acaba yanlış adamları mı kovduk diye veya yanlış adamları mı getirdik diye öyle bir kaygı var. Gerçekten de hepimiz biliyoruz yani bazı şeyler tam böyle şey uymadı. Bizim formülümüze uymadı. Ne bileyim Türkçe konuşanları kovduk, Türkçe bilmeyenleri getirdik. Kalka karışık şeyler oldu. Şimdi bunları biz sorguluyoruz. İnsan hakları açısından da artık mübadele gibi konular mahkum edilmiştir, kabul edilen şeylerdir. Tabii bu alanları genişletebiliriz. Mesela felsefe açıdan bakabiliriz, din açısından bu olaya bakabiliriz, Avrupa Birliği müktesebatı açısından bakabiliriz. Bütün bunlar rahatsızlık kaynağıdır ve biz şu anda bunu yaşıyoruz. Tarihimizde 105 bin diye böyle arka sırada duyduğumuz olay da yine bu sorgulamayla ilgilidir. Ama bu kesin bir milliyetçilik eleştirisi şeklinde biçiminde olmamıştır. Şimdi bu milli devlet, milliyetçilik konusuna eleştirel bakan birkaç kesim düşünüyor. Aklımda şunlar var. Mesela bu işi başlatanlar Marksistler olmuştur. Onlar olaylara sınıfsal bakmak istemişler. Ama insancıl yaklaşım vardır. Yani halka gereksizdir, başka yollar deneyelim, boşuna savaşmayalım diyenler var. Dinci küçük bir kesim vardır. Bütün ülkelerde, Yunanistan'da, Türkiye'de de günahtır. Çünkü alt tarafı insanlar kardeştir, bu acılara başvurmanın, acılara neden olmanın bir anlamı yok. Bir de Osmanlı emperyalist bir nostalji vardır. O da eskiye dönelim, milletler nasıl eskiden bir arada yaşıyorsa böyle bir dünya yaratalım gibi böyle bir söylem vardır. Ama dikkat edersek bütün bunların arka planında millilik kavramı, etnisite kavramı temelidir. Mesela Marksistler enternasyonalisttirler. Ama zaten kelimenin kendisi milletlerin birliği anlamındadır. Enternasyonal yani milletleri kabul eden bir anlayıştır. İnsancı dediğim öteki kesimde milletlerin kavga etmemesi isteyen milletleri temel kabul eden başka bir görüştür. Edinci görüş belki buna uzaktır ama milletleri kabul eder ve şeyde o romantik dediğim barış içinde, hukuk içinde, ideal bir şekilde yaşadık söylemi olan Osmanlıcı görüşte aslında millet sisteminin özlemiyle yaşar, milletleri, etnik grupları zaten peşin kabul eder. Yani demek istediğim bugün, bu sorgulama dönemi yaşadığımız bugünlerde milli paradigma eleştiriliyor ama hala temel kabul ediliyor.
milliliğin aşılması şart mı diye. Evet diyorum, eğer amaç problemin sonucunu, semptomunu değil de kendisini halletmekse, bunları yeniden yaşamak istemiyorsa tabii ki sorgulanması gereken şey temelidir. Şey değildir yani, semptomu değil, sonucu değil, bunu yaratan görüştür. Şimdi üçüncü bölümde de şeyden söz etmek istiyorum. Acaba ileride, yani bundan 60 yıl sonra, mübadeleden 150 yıl sonra insanlar bu olayı nasıl bakacak? Bunu da hayal kesin. Aşağıdaki cümlelerin başına bir belki koyun. Yani belki ben demeyeceğim ama bilin ki belki bu büyük oranda umut ve iyimserlik katmaya çalıştım. Bir varsayımla ortaya çıktı. Yani paradigmanın, bu milli paradigmanın artık geçerli olmadığı bir dönemi hayal ediyorum. Şöyle, böyle bir dünyada bu olaya nasıl bakılır? Böyle bir dünyada kategoriler bir kere milli olmaz. Yani Türkler, Yunanlar, Türkiye, Yunanistan lafı pek duyulmaz. Duyulursa da tanımak için alınır. Yani Türk sayılan insanlar veyahut da Yunan algılanan insanlar söz ederiz. Bu hayali cemaatlerden söz etmemizin bir işareti olacak. Belki de işte Anderson'un kitabını hayali cemaatleri hatırlatan insanlar da çıkacak ve diyecek ki İnsanlar bunun böyle olduğunu bilseydi bunları yapar mıydı diye bazı görüşlerde ileri sürecekler. İkinci bir özellik, kategoriler farklı olacak. Yani milletler yerine insanlardan sürecekler. İnsanların altında alt kategorileri yaşlılar olacak, kadınlar olacak, çocuklar olacak. Ve sorunsal, problematik, öne atılan sorular da farklı olacak. Acaba mesela yaşlı bir adam, 80 yaşında bir adam, kaç kilometreyi yürüyebilir ölmeden önce? İki çocuklu bir anne gibi beyiyle ne yapar böyle bir durumda? Problemlerle ilgilenir insanlar. Başka bir şey mesela bir mübadeleden bahsetmezler. Yani bir millet dediğimiz gibi bir mübadeleden bahsetmezler. Milyonlarca insanın acısından söz ederler. Bir mesela insan-hayvan ilişkilerine millilikten daha fazla önem verirler. Çünkü biz hayvanları unutuyoruz. Oysa milyonlarca kedi, köpek, kuş, eşek, inek geride bırakıldı. Ve bu ayrılış sahneleri nasıl oldu? Bu travmayı bu hayvanlar nasıl yaşadı? İnsanlar, aileler, çocuklar bunu nasıl algıladı? Ağladılar mı mesela? Bu sorgulanacak. Sınırlar için, yani ulusal sınırlar için yapılan bu olayları belki sınırların pek önemli olmadığı ilerideki bir zamanda insanlar bunu anlamakta zorluk çekecekler. Çocuklarını anlamakta herhalde zorluk çekecekler, anlatmaya çalışacaklar. Biz ötekiler derken bugünkü anlamda olmayacak o. Biz derken insanlar 2070 yılın insanlarını algılayacaklar. Ötekiler derken birbirini vahşi bir şekilde yok etmiş, savaşmış, birbirini ezmiş olan insanları kastetmiş ediyor olabilirler. Yani biz milli olmayacak, bir zamanla ilgili farklı bir kimlik olacak. Tabii böyle bir kimlik oluşursa o zaman biz geçmişle doğrudan bir aidiyet kurmayacağız. Yani biz kendimizi mağdur olmuş insanlar veyahut da acı çektirmiş insanlar olarak görmeyeceğiz. Çünkü biz kavramında o adamlarla doğrudan bir ilişki kurulmayacak. Biz yaptık, biz yaşadık denmeyecek. Bunun bir sonucu olacak. Böyle olunca artık bu suçluluk mirası da olmayacak. Kimse suçlu hissetmeyecek. Kimse karşı taraftan özür dilemesini istemeyecek. Kendisi de özür dileme ihtiyacını da duymayacak. Böyle olunca insanlarda savunma mekanizmaları oluşmayacak. Yani kendi tarafımız bizi koruma ihtiyacı olmayacak. O zaman da geçmişi rahatlıkla mahkum edebilecek. Yani olmuş olayları adıyla anabilecek. Katliamsa katliam, soykırımsa soykırım, bunu çekinmeden söyleyebilecek. Ve bireyler yalnız kendi yaptıklarından sorumlu hissedecekler kendilerini. Şimdi bu mübadeleden söz ederken bir
uluslar çerçevesinde değil de bir dünya çerçevesinde içinde ele alacaklar. Nasıl mesela biz bugün kölelik derken, kölelikten söz ederken belli bir ülkenin köleliğinden söz etmiyorsak, bütün dünyadaki kölelik kavramının kafamızda böyle bir kavram varsa, bu mübadele, göç, ulus devlet kavramları da herhalde böyle ele alınacak. Yani evrensel bir olay olacak. Ve sözünü ettiğimiz bu gündeme geldiğinde Kafkaslar, Balkanlar, Asya, Afrika filan hep bütün kıtalar bir arada aklımıza gelecek. Ve tabii bu bir soyut bir mesele olmayacak, bir soyut millet meselesi olmayacak. Somut insan ilişkileri olacak, insanlardan söz edeceğiz. Belki en önemlisi, ve bunu da sözünü bitiriyorum, belki en önemlisi insanlar o kadar, geçmişle o kadar değil de bugünle ve gelecek zamanla daha fazla ilgilenecekler. Biz acaba ne yaptık filan diyeceklerine, bugün nasıl yaşamalıyız, yarını nasıl hatırlamalıyız konusunu konuşacaklar. Zaten bu söylediklerinin işaretlerini bugün görüyoruz. Sanırım, umarım, dilerim. Mübadeleden diyelim 150 yıl sonra, yani yılını da söyleyeyim, 2073 yılında yeniden böyle bir toplantı olursa belki diyorum, belki konulara böyle yaklaşırız. Teşekkür ederim.